Bana ne var şimdi içeride? Açın kardeşine. Dükkanı aç bakalım bana. Tana. Oo, bu ne lan? Sen ne yapıyorsun ya? Litvanya'daki adamları soydun. Bu ne lan böyle? Tamam, bunu ben alıyorum. Hadi. Şunu alıyorum. Şunu da sar yanına. Şu yanındakini de al paketle. Onu da çekil işte hediye verin. Bunlar zaten ekstra geliyor yani yanına. Onu aldığın zaman... Eşantiyon. Aynen. Şunu alınca şu da geliyor. Ama bunu önce alman lazım. Hmm. Harley'in yüzüne kimse bakmıyor tabii. Bunu hemen dışarıya alıyoruz. Evet. Çünkü yarın bu kontrol için... plaka kontrol. Efendim? Plaka diyorum. Plaka çıkartmak için değil mi? Aynen. Muayeneye, Türkiye'deki muayene, tabiriyle aynen. Muayeneye götüreceğim. Ben gittim. Bir şey soracağım. Bu boru nedir kardeş? Bu boru neyin borusu? 12 R vardı ya bende. Onun borusu mu? Onu sattım. Ayı gibi ya, bu ne ya böyle? Standart egzoza bak. Ayı gibiymiş ya. Given Drive kardeşimizin motorları, benimki şu ortadaki Harley Davidson. Kendisi Kawasaki almış. Birkaç adet. 1, 3, 5 diye gidiyor. Bu Z900'dü herhalde. Az önce sesini duydum. ZX10R, bunu zaten alırken ki videomuz var. Yine Litvanya'dan gelmişti. Bu da senin binek at. Kawasaki versus bin. Şekil tank bedi de almış kardeşim. Egzozda her zaman modifiyeli kullanıyorsun zaten. Senin evet. Değişmezin. Akrep avuç egzozla. Bunda Yoshimura. Arkadaş dedi ki AliExpress'ten gelmiş ama hiç inanmıyorum. Çünkü sesi bir başka bunun. AliExpress gibi durmuyor hiç ya. Çünkü şu buna ne diyorlar? Beuchel kullanıcısı. Clips herhalde. Evet, bunu gördüğü için de ya AliExpress falan dedi. Benden yürü yok gitti. Lan orijinal karbon ya. Baksana. Belli yani. Onun taklidini öyle yapamazsın yani. He, orijinal. Mal işte. Bunun egzozu hala orijinal. Bu herhalde yeni geldiği için. Henüz Litvanya plaka çünkü. Bu dün çevirmemişsin. Geldi. Cumartesi aynen. Geldi. Zaten hemen egzozlara baktım. 200 euroya güzel Eros'lar. Bununki de değişik ama bu neymiş? Farklı Delkevic. Bir şey. Delkevic. Ama bunun sesi de iyiydi. Şimdi çalıştınız. Z750. Evet, çalıştıralım hemen. Bir çalıştır bakalım ya. Ne oluyor? Hayatımız nasıl güzelleşiyor? Bizi gördüğün bir mutlu gibi. Et. Vites göstergesi takmış amcalar sonradan. Arkadaşlar. Bizi mutlu eden sesler bunlar. Teşekkür ederiz bu sesi bizi dinlettiğin için. Ne demek? Motorcu abi için her zaman. Eyvallah. Bir de şunu bize çalıştır ya. Biz bunu duymuştuk ama biz buna doyamıyoruz. Şu var ya. Bunun anahtarı üstünde değil mi? İstekler vardı değil mi? Tabii canım. Olmaz mı? Yorumlarda gördünüz. Aynen. Efsane. Soğuk olduğu için. Soğukken öksürüyor biraz ama evet. Deli makine ya. Vallahi. Atalım mı bir tur, ne yapalım? Buna kesinlikle bir tur atabilirsin. Sigortası her şey yerinde. Ha, kağıdı küreye sağlık. Diğerleri hazır değil ama o yüzden onlarla atamayacağız şimdilik. Bunun sesi de sakindir şimdi. Orijinal egzoz. Bayağı iyi ses. 4 silindirin sesi başka yani. 2017 15.000 kilometre. 15.000. Fiyatı söylemeyeyim şimdi takipçiler üzülüyor, kalp millet. Kalp krizi geçirir falan çünkü Türkiye'de bunların fiyatı tabii kat kat daha pahalı olduğu için. Aynen. Litvanya'da, Hollanda'dan daha ucuz. Söyle ya, bir şey olmaz. Hani millet Türkiye... merak ediyor ondan sonra. Ama evet. Litvanya Hollanda'ya daha da ucuz. Daha ucuz. Yani öldürmüşler fiyatı aynen. Dedikleri versiyon. Kaç bu? Litvanya'dan buraya 200 euro transport. Muayene konusu 100 euro her zaman, 104 euro. Evet. Yani her motoru
hangi ülkeden getirirsen getir. Hı hı. Bu RDV dediğimiz muayene istasyonu. O aynen. Zaten her zaman motor başı veya araba başı 104 euro istiyor. Aynen. Geçiriyor yani bize. 5900 euroya aldım. 5900 euro. Şunu 7000'e rahat satarsın buradan. Bir de öyle bir durum var. 7000'e rahatlıkla satarsın. Doğru ama satma niyetiyle hiçbirisini almadım. Sadece şunu satma niyetiyle aldım. Bu da rengi biraz ilginç ama. Hollandalıların zaten turuncu rengi sevdiği için. Turuncu tam turuncu aldım. Da değil böyle. Af şey yani neydi bu? Bronz mu? Bronz gibi bir şey yani. Ama alınır yani. Sesi gidişi iyidir bunun. Hı-hı. Görünüyor ya. Ayı gibi bir şey. Baksana motora ya. 25.000 kilometre 2011. 2011 burada, bir de eski de değil yani. Doğru. Burada fiyatları 4500 ile 5500 arası. Aynen. Bana 3700'e mal olacak. Bayağı ucuza. Sonra yani. Geldi Türkiye'deki adam sövmesin yani. Aynen. Sövmesin. Sövmeyin arkadaşlar. Ramazan ayı geliyor zaten. Aynen. Önümüzdeki ay. Günahları, günah defterini şişirmeyin. Güzel. Motorların güzelmiş ya. Harley falan onları zaten biliyoruz. Harley Davidson'lara. Bu benim makine zaten. Güzel. Makine güzel. Senin makine burada. Bir egzoz işini ben de bir egzoz yapabilsem iyi olacak ama bakalım. Ama bu standart ya. Bu herhalde böyle fabrikadan çıkma. Tam piu 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 yani. Oh. Bu ne abi ya? Bu ne? Bir tur atayım şuradan da geleyim. Oha. Birinci vitesten yukarı çıkamayacağım muhtemelen. Çünkü makina deli. Bu ne? Arkadaşlar, bu motoru ben sizin için alacağım. Given Drive kardeşimden. Bir Almanya'ya gideceğim. Hız sınırı olmayan otobana bir gireceğim bununla. Burada çünkü bu motorla apaçilik yapıp ceza yemek istemiyorum. Şurada güzelmiş. Bu ne abi ya? Bunu İstanbul'da olacaktım ki var ya, of, trafik kurallarını nasıl uygun kullanırdım bunu. Makine dehşet arkadaşlar. Neyse. Ağzımın suyu aktı. Evet, burada sürmek bu motora ihanet yani. Ara yollarda. Burada zaten hız sınırı 100. Gel ki, görün ki. Given Drive. Gerçi sen sınır hızlarına uyuyorsun değil mi? Evet, uyuyorum maalesef. Kesinlikle uyumuyorum. Kesinlikle haram, günah yani. Bu motora alıp hız yapmamak bence günah. Ya o yüzden gidip Harley aldım ya. Helal. O ne pancar motoru gibi gar 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 gar. Başka bir yere gidelim. Kaskında çekilmiş ha. LS2. Güzel. Türkiye'de dalga geçiyorlar bu markayla ama ben beğeniyorum şahsen. Harley Davidson güzel motor ya. İşte şu virajlarda yatma konusu biraz sıkıntı. Onun dışında her şey güzel yani. Yatıyorum, egzoz yere değiyor. O biraz hoş olmuyor yani. Ya. Ya aman. Harley sürünce burnu dik oluyoruz. Selam vermiyoruz normalde ama ben veriyorum. Öyle bir olay var ya, Harley'ciler selam vermez. Yok işte falan filan. Ya biz verelim. Biz beyefendi motorcuyuz yani. Biz naziyiz, nezaketliyiz. İnsanları adam yerine koymamazlık yapmıyoruz. Oo, yol güzelmiş ha. Harbiden pismiş ya. Burada ilk ön kaldırmayı burada yapıyorsun. İlk virajı burada yapıyorsun. Sonra aynen tam ön kaldırma yeri burası. Buradan tek teker yapıyorsun. Az dalgalı asfalt ama yapılır yani. Sonra burada indiriyorsun muhtemelen.
Burada da hızı... Aynen burada, evet. Onu diyecektim. Burada muhtemelen ayağa kalkıp zıplıyorsundur rampadan biraz. Down? Ne down? Ha, anladım. Aynen. Dikkat et, düşürme kardeş. Viraj güzelmiş de tozlu ya. Tam İstanbul stili yani. Tam böyle şantiyenin kenarında viraj. Kum mum yollar. Anlatsana neden ben? Seni gitti. Hoşuna gitti tabi. Lan cruise control varmış Harley'de. Baba baba. Şimdi düşeceğim bak. Kaza videosu. Oğlum bayağı varmış lan. Şuradaki şeyi çeviriyorsun. Cruise control. Ben de diyorum bunda cruise control. Nasıl motor lan bu kadar 13 bin euroluk motorda cruise control olmaz mı diyorum. Ama şimdi bak mesela şey yapamadım. Gaz kilitli kaldı. Gaz kilitli kaldı mesela. İşte orada bir pratiklik lazım. Anahtarın neresinde? Ha bu keyless go değil değil mi? Aa, tüh. Ver de bir bineyim kardeş şunun. Şunu bir tek teker yapayım. Bizi yemeğe götür be kardeş. Sen tadını beğendiysen şuraya mı sokuyoruz? Ha şurasını. Anahtarlı motor sevmiyorum ya. Fıy 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 fıy. Dur tabi dur bir dik yapayım motoru. Sen niye el kol yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oradan? Niye tuttun? Yani diyorsun ki ne kadar sürdüysen o kadar ödeyeceksin benzin parası. Bunun gidon bayağı dar ya. Oha ya, bu ne ya? Gel. Ben egzozu değiştiriyorum hacı. Hacı bu egzoz işi çok iyi ya. Ama şimdi benim motorum da güzel şimdi bakınca yani. Vay be. Ulan acayip özlemişim gezmeyi. Bir şey söyleyeyim mi? Koronadan moronadan evde kaldık ya. Ya şerefsizler laboratuvarda yaptılar bu koronayı kesin ya. Pazar günü açık olmayan restoran... Restoran değildir. Çok şey ya. Millet eliyle ayağıyla giriyor yemeklere ya. Vallahi sırf bunun için Hollanda'nın sevmediğim yönleri diye bir video yapacağım yani. Aynen sakat ya buradan. Ya tamam etin kesimi sağlığı falan hadi onlar geçtim yani de şey sıkıntı ya. Yani adam eliyle ayağıyla yapıyor o acayip kuladici. Adam götünü mü kaşıdı arkada ne yaptı bilmiyorsun. Telefonuyla ilgileniyor sonra gidiyor senin dürüme tutuyor eliyle falan. O biraz insanı rahatsız ediyor yani. Oo bayağı güzel bir yere geldik ha. Burada bir fotoğraf çekelim kardeş. Şimdi garaja geri dönelim. Videomuzu da burada sonlandıralım